Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Goblin haritasına son kalan 3 köyün fullenmesini sağlayacağız. Bunlar içerisinde Mama'nın curcunası da var arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Sağları yapacağımız köyler Zehirli Şehir Merkezi, Kaybolan İkilem ve Mama'nın curcunası. Bu Zehirli Şehir Merkezi ve Kaybolan İkilem köylerine Pekka Titan kombinasyonu yapacağım. Son köyde farklı bir kombinasyon yapacağım. Haberiniz olsun birazcık sürpriz olsun. Zehirli şehir merkeziyle buyurun başlayalım arkadaşlar. Kombinasyonumuz görmüş olduğunuz ekranımızdaki Pekka Titan kombinasyonu. Zeplin içerisinde de süper okçularımız var. 3 adet 3 tane duvar kırıcı var. Üzerine de Goblin aldık. Saldırımızı şuradan başlatıyoruz. Balon attım, Zeplin attım. Şimdi buradan bakın zehir kulelerini es geçiyoruz ve şu noktada indiriyoruz. Hemen bir öfke attım, tekrar bir görünmezlik ve klonları da patlattım. Bu etaptan belediyeyi alıyoruz ve üzerine alabildiğimiz kadar çoklu cehennem kulesini ve zehir kulelerini indiriyoruz. Evet çok güzel gidiyoruz. Hemen bir görünmezlik daha. Köyde zaten iki etapta da neredeyse bir şey kalmadı. Şu çoklu cehennem inseydi tatlı olurdu ama sağlık olsun. Bir süper duvar kırıcı Hemen buz golem, barbar kral, kraliçe, titanlar, pekkalar ve şifacılar. Şuradan da bir balon takviyesi attım. Koruyucumuzu kara yapıyorum ve gönderiyorum. Koruyucumuzda baykuş kalmış. Normalde buzul mors olacaktı arkadaşlar. Fakat tazlı balon saldırısı yaptığım için daha öncelerinde oradan kalmış. Kraliyeti de şuradan yolladım. Zehir kulesine doğru. Açıkçası kelle avcılarına da gerek yok. Benim birazcık ordu ezberimli olduğu için ezber orduyu kullandım. Şöyle bir süper duvar kırıcı hamlesi yapıyorum. Şimdi bu etapta koruyucu özelliğini basmıyorum arkadaşlar. Şurada bir dondurma atarak bu etabı hızlıca geçmeyi planladım. Üzerine barbar kralı da bastım. Buradan kraliçe iç kısma doğru süzülsün diye. Koruyucu özelliğini arkadaki çoklu cehennemlerin orada kullanacağım. Haberiniz olsun. Ee, arka taraftan büyücü desteklerimi veriyorum kraliyetimizin özelliği kullanılmış durumda. Evet koruyucumuz ilerlerken şuradan bir süper duvar kırıcı daha attım ve koruyucu özelliğini de burada basıyorum. Bir tane daha süper duvar kırıcımızı attık mı biz bu etaptan güzel bir şekilde ayrılırız. Bebek ejderimizi de şuradan yollayalım. Sinsi goblinlerimiz beklemede. Evet kraliçemiz o etaba giriş sağladı. Şifacılarımız arkadan canlıyor. Hava savunması birazcık sıkıntı yaratsa da hiçbir problemimiz yok. Evet köyde de orzun bir şey kalmadı. Sinsi goblinlerimi de birer birer yavaş yavaş gönderiyorum arkadaşlar. Titanlar da olduğu için köyden çıkan iskeletlerin bize herhangi bir zararı olmuyor. Evet kraliçemizin özelliği mevcut. Alt taraftaki çoklu cehennem kulesine doğru ilerlerken kelle avcılarını şu an için bekletiyorum. Evet kraliçemiz iç kısma doğru süzüldü. Şuradan bir kelle avcısı desteğini atalım. Kral Kraliçemizin özelliğini basalım. Daha fazla sizleri bekletmeyelim. Şuradan da son kelle avcısını atalım. Köyde bir şey kalmadı. Tertemiz bir 3 yıldız. Bu köye kesinlikle Pekka Titan kombinasyonunu kullanınız. Tavsiye ederim arkadaşlar. En kolay bence bu orduyla fulleniyor. Devam edelim. Şimdi de kaybolan ikilem isimli köye dalacağız arkadaşlar. Direkt saldırıya geçtim. Burada da Pekka Titan kombinasyonu kullanacağız. Şimdi taktiğimizi anlatayım. Arkadaşlar taktiğimiz şu şekilde. Sağ tarafta ordu kampının olduğu bölümden koruyucu ve zeplin göndereceğim. Süper okçularımızı çoklu cehennem kulesinin orada indirmeyi planlıyorum. Şöyle hemen başlayalım isterseniz. Zeplin, koruyucu, biraz da balon desteği ve koruyucu özelliği. Evet şöyle yaklaşalım arkadaşlar. Koruyucunun ne yaptığı bizi pek ilgilendirmiyor. Şöyle bir görünmezlik öfke ve klonları saldığım bir görünmezlik daha atıyorum. Evet bu etaptan süper okçularımızın temizliğini yapıyoruz ve bunu görüyoruz. Şöyle bir görünmezlik dağıttım. Belediye binasında oradan aldık mı bizim için işler gayet güzel. Son görünmezliği de attık. Evet çoklu cehennem gelir mi? Çoklu cehennem gelirse güzel olur. Gelmek üzere mi? Gelmedi lan bilim canına gelmedi. Tamam Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köyü bayağı temizledik. Bir süper duvar kırıcı, buz golem, barbar kral, kraliçe, titanlar, pekkalar ve şifacılar. Bir tane de balon attım. Hemen bir duvar kırıcı daha atıyorum. Buradan iç kısma doğru yöneliyoruz. Gördüğünüz gibi iskeletleri de hemen bizim titanlar temizliyor arkadaşlar. Şuradan da kraliyeti attık mı bizim işlem tamam gibi duruyor. Köyde çünkü zaten bir şey kalmamıştı. Şu etaptan bebek ejder attım. Kraliçe ile ordu birlikte ilerliyorlar. Kafalarına göre herkes kafasına göre şöyle bir görünmezlik kulesini engellemek için dondurma attım. Şimdi görünmez oldu. Problem yok bizim için. Bir süper duvar kırıcımızı da şuradan yolluyoruz. Ordumuz gelirken biz de atmış olduğumuz üçlüğün keyfinin tadını çıkartıyoruz. Şuradan bir sinsi yolladım. Bir sinsi daha yolluyorum. Büyücüleri de saldım öylesine. Barbar kralın özelliği al kelle avcıların öylesine attım. Kraliyet özelliği. Kraliçemiz nerede abi? Kraliçe arkada kaldı sandım. Titanmış. Kraliçe özelliğinde bastık. Rahat bir 3 yıldız almış olduk. Şimdi videomuzun ana köyündeyiz. Mamanın curcunası. Geldik zurnanın zırt dediği yere arkadaşlar. Mamanın curcunası. Bir saldır diyelim. Köyümüze bakalım. Taktiğimizi anlatalım. Tazı balon saldırısı yapacağız. Zeppelin içerisinde de süper minyonlar var. Bakın dikkat süper minyonlar. Çünkü belediye binasını çok güzel alıyorlar arkadaşlar ve taktiğimizi anlatıyorum. Şimdi sol taraftaki okçu kulesinin oldan bir tane balon atacağım. Zehir kulesi aktif hale gelecek. Sonra yaklaşık bir 10 tane falan bir balon daha atacağım. Koruyucu bırakıp zeplini göndereceğim. Koruyucu özelliğini basacağım. Buradaki balonlar okçu kulesi, x'e yiyip büyücü kulesini alacak. Zehir kulesini alacak. Zeptini de belediyenin yakınındaki zehir kulesinin oralarda indireceğim. Süper minyonlarla da monolit çoklu cehennem belediye binası alacağım. Sonra üst taraftan kahramanları salacağım. Bir yandan klan kalesinden Pekka çıktığı için sol tarafa minyonlarımı bırakacağım. Orada Pekka minyonlarla uğraşsın. Sonra da sağ taraftan tazı balona başlayacağım derken savaşımı başlatıyorum. Şöyle bir balonumuzu atalım. Zehir kulesi aktif hale gelsin. Birazcık bekleyeceğiz. Zaten süreden kaynaklı bir sıkıntımız yok. Süremiz yok çünkü. Buradaki zehir kulesi tamamen aktifliğini yitirsin. Daha sonrasında da saldırımı başlatacağım. Şimdi elimde hazır balonlarımı şuradan atıyorum abi. Koruyucumu gönderdim, zeplinimi bıraktım ve hemen bir koruyucu özelliği bastım Tesla'ya da destek verdim. Şimdi gözümüz zeplinde şurada patlattım. Klonlar öfke geldi ve tekrardan bir görünmezlik büyüsü. Belediye görünmez oldu ama sıkıntı yok. Oradan monoliti de alıp sonra belediye binasına tekrar kayacağız. Evet belediye binasına sıkmaya başladık. Bir görünmezlik daha atıyorum. Belediyeyi alıyoruz derken şuradan bir minyon. Şöyle minyonlarımı attım. Buz golem, barbar kral, kraliçe. Evet Pekka'yı buraya birazcık esir edeceğim arkadaşlar. Şöyle desteğe devam ediyorum minyonlarla. Şuradan bir okçu atalım abi şöyle bir destek derken kraliyeti de salmaya başladım. Hemen şuradan bir hız büyüsü atıyorum, tazı, şuradan bir balon. Evet, orada tazımız zehirlendi. Şimdi şu sola biraz daha minyon desteği atıp barbar kralın özelliğini bastıktan sonra balon desteklerimiz devam ediyor. Şuradan hemen monolite ve X yayına doğru balon atmaya devam ediyorum. Bir tane daha tazı attım. Evet, şu an artık monolite kaymaya başladı. Kraliçemiz ölmesin diye Balon desteklerimi saldım. Kraliyetimiz hayatta. 3 tane balon var. Şu Pekka'yı hemen tekrardan üst tarafa çekiyorum. Dış taraftan desteklerim devam ederken Kraliyet'e de görünmezliği patlattım. Tazı geliyor. Şu balonlarımız geliyor. Şuradan bir balon. Şuradan bir balon. Şuradan bir balon. Oradaki Tesla'ların da temizliğini şöyle sağlıyoruz abi. Minyon sağladık. Şuradaki Pekka için hemen bir minyon daha attım. Bakın. Pekka oraya esir oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane minyonumu en son beklettim. Şimdi o Pekka aşağıya doğru gelecek. Kraliçemizin özelliği var. Pekka aşağıya doğru geldikten sonra üst taraftan tekrar bir minyon attım. Bu sefer temizlik yapmak istiyorum. Evet üst taraftaki minyon depoyu temizlerken Pekka da orada diğer köpeciklerle kraliçeyle uğraşıyor. Şöyle kraliçe özelliğimizi basalım. Anka kuşu sol tarafı temizlerken biz de Pekka'mızı temizlemeye çalışıyorduk. Evet Pekka geldi. Şu an Anka kuşumuz ve bir tane minyonumuz e, deponun temizliğini sağlarken Anka kuşu Pekka'ya kaydı. Ve son bir tane minyonumuz köyün üçlüğünü sağladı. Evet bu savaş normalde biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biz burada birazcık kraliyetin erken ölmesinden kaynaklı sıkıntıya düştük ama olsun. Bu şekilde ben 3 yıldız aldım. O minyonların belediyeye alış tarzı gerçekten çok güzeldi. Çünkü büyücü denedim, süper büyücü denedim. Çok verim alamadım, belediye denmiyor. Süper okçu denedim, belediye indiremedim, Pekka'yı aldım. Süper minyon denedim, belediye inince çünkü daha rahat ediyoruz hem belediye hem pek olduğumu daha çok sıkıntı yaşanıyor. Farklı farklı kombinasyonları olabilir. Ben bu şekilde bir farklılık yaratayım dedim. İnşallah beğenmişsinizdir. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.